Değerli izleyenler, DRT TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftaya Bakış programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada farklı konular ve farklı bir konukla Haftaya Bakış'ı işlemeye çalışacağız. Malumunuz hafta sonu YKS yapılacak. Cuma günü okullar tatile giriyor, milyonlarca öğrenci karnelerini alacaklar ve yaz tatili başlayacak. İşte bizler de Haftaya Bakış'ta mercek altına YKS'yi, okulların tatile girmesini ve bununla birlikte yaz tatilinin öğrenciler ve tabii ki aileler tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiği noktasında konunun uzmanıyla masaya yatırmaya çalışacağız. Acaba neler yapılması gerekiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Sınavda ve sınav öncesinde, sınav sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar. Bununla birlikte yaz tatili denildiği zaman tabii ki çocukların yoğun bir eğitim-öğretim temposundan artık tatile girdiği dönemi bahsediyoruz. Acaba bu süreç içerisinde de yine eğitimin ve öğretimin bir kısmından kopmadan tatili nasıl değerlendirebiliriz? Bunu konuşmaya çalışacağız önümüzdeki bir saat boyunca. Evet, Haftaya Bakış'ta bu hafta konuğumuz Denizli Gelişim Koleji Kampüs Müdürü ve Eğitim Danışmanı Sayın Ayhan Arıkan olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Evet, sizlerin tabii ki bu yoğun tempo arasında vakit ayırıp programımıza geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yoğun bir tempo da geçiyor tabii ki. Okullar tatil olacak, sınavlar var, öğrencilerinizle ilgileniyorsunuz. Şuradan başlayalım. Tabii ki iki sene boyunca neredeyse pandeminin gölgesinde geçen bir eğitim-öğretim yaşandı. Çocuklar yeni özellikle uzaktan eğitime adapte olmaya çalıştılar. Son 2-3 aydır belki, 3 ay değil de son 2 aydır belki daha rahat bir ortamda maskeler olmadan da eğitimlerini örgün bir şekilde rahatça yapabiliyorlar. Sizin bir taraftan uzmanlık alanınız olması açısından da olaya bakış açınız bu süreçte nasıl oldu, kendi pencerenizden bu durumu değerlendirmenizi istiyoruz. Evet, teşekkür ederim öncelikle. Şimdi ben şu dilekle başlamak istiyorum. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın tüm dünyaya. Çünkü gerçekten sıkıntılarını çok yaşadık. Gerek eğitim anlamında, gerek ekonomi anlamda birçok zararlara uğrattı tüm dünyayı. Tabii hani hep bir tartışma vardır. Bir ülkenin temelinde eğitim mi vardır, ekonomi mi vardır? Biz eğitimci olduğumuz için eğitim tarafından. Bakmak istiyoruz. Tabii eğitimde bayağı bir es verdirtti pandemi maalesef. Hani teknolojiyi doğru anlamda kullanırsak birçok faydası var. Ancak tüm dünya şunu gördü ki, eğitimde öğretmenle öğrenci göz göze olmadıkça, aynı mekanı paylaşmadıkça bu verim alınamıyor. Bunu net olarak tüm dünya görmüş oldu. Çünkü şimdi düşünün, örneğin şu anda program yapıyoruz. Bunu biz uzaktan şeklinde yapsaydık, yani o enerjiyi birbirimize veremezdik. Biz onu çok yaşadık hocam burada. Yani özellikle uzaktan bir bağlantı olduğu zaman hakikaten hem iletişim açısından da sıkıntı oluyor. Evet. Hele bunu eğitim dokunmaktır. Bu olmadığı zaman da maalesef hiçbir ortaya çıkmıyor. Çok güzel ifade ettiniz. Eğitim dokunmaktır. Evet. Yani öğrencinin yüreğine dokunmak gerekiyor. Evet. O an hangi psikolojiyi yaşıyor? O an zihninden neler geçiyor? Yani bir öğretmen, öğrencinin bakışından, oturuşundan, jest mimiklerinden o an ne yapmak istediğini ve ne yapıyor olduğunu kestirebilir. Evet. Dolayısıyla uzaktan eğitimde böyle bir şansımız yoktu. Yani kameraları açtıramadık öğrencilere. Evet. Çünkü arıyorsunuz. Hocam işte şu anda üstüm başım uygun değil, işte saçım uygun değil filan. Şimdi okul sürecinde tabii yüz yüze eğitimde bir disiplin vardı. Evet. Disiplin sadece ders saati içerisinde gerçekleşen bir süreç değil. Sabah bu çocuğun kalkışı,
kahvaltısını yapışı, üzerine giyinmesi, servisine binmesi, o yolu yürümesi, gitmesi, okula gelmesi, bunların hepsi o disiplin sürecinin içerisinde yer alıyor. Parçaları, evet. Tabii parçaları, hem de önemli parçaları. Şimdi uzaktan eğitimde çocuk daha yataktan kalkar kalkmaz ekranını açıyor. Yani henüz kendine gelmedi. motivasyon sıfır, belki sıfırın altında. Öğretmen bunu bir toparlamaya çalışıyor ilk önce. Hani vesaire vesaire. Dolayısıyla bir eğitimci olarak ben hani sohbetlerimizde de diğer eğitimci arkadaşlarla pardon bunu hep tartıştık, konuştuk, dile getirdik. Yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Evet. Yani eğitimimiz geriledi demeyelim ama durakladı. Evet, durakladı. Bu durakladı. Doğru bir tanım oldu. Şimdi özellikle bizler de eğitimin bir köşesinde yer aldığımız için birçok kişi tabii bu süreçte hep online eğitimler oldu. Online eğitimlerde ister istemez vermiş olduğunuz eğitimi daraltmak durumunda kalıyorsunuz. Evet. Süreleri bir hayli azalıyor. Anlatacağınız konuları daha sathi bir şekilde aktarmanız gerekiyor. Kesinlikle. Derinlemesine giremiyorsunuz. Özellikle bazı spesifik eğitimlerde maalesef 3-4 saati belki 5 saati buluyor. Ama bunu 5 saat boyunca kişileri oturduğu yerde ekrana bakarak tutmanız mümkün değil. Umarız dediğiniz gibi bir daha bu şekilde bir pandemi yaşamaz dünya. Yaşarsa da bir tecrübemiz oldu ama pek de sevmedik. Yani evet. Kimse de sevmedi açıkçası. Evet, evet. Şimdi malumunuz hocam okullar tatile giriyor. YKS'ye temas edeceğim. Öğrenciler ne şekilde özellikle neler düşünüyorlar? Okullar tatile giriyor, onların bir heyecanı. Ama tabii sizin bir tatiliniz yok. Sizler devam edeceksiniz yeni eğitim, öğretim ya da müfredatın çalışması. Okulların tatile girmesiyle birlikte yaklaşık olarak tabii yanılmıyorsam bir 17-18 milyon civarında bir öğrenci popülasyonu var. Onlar da tatile girecekler. Nasıl geçmesi gerekiyor bu tatil sürecinin öğrenciler için? Evet. Şimdi bu çok önemli bir konu. Dile getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi tatilde, tatil dediğimiz şey nedir? Önce bunun üzerinde bir durmak lazım. Ben çalışma hayatım boyunca bu konuyu çok önemsedim. Bir kere hani tatil, kaba bir tabirle böyle ayakları uzatıp yatmak, ne bileyim denize gidip akşamlara kadar orada vakit geçirmek falan değildir. Şimdi çocuklar falan sorar bana zaman zaman, ya hocam siz hiç tatil yapmıyor musunuz? Diyorum çocuklar, ben her gün tatil yapıyorum. Evet. Ne demek bu? Örneğin okulumdan çıktım, arabama bindim, evime ulaşıncaya kadar orada bir müzik açıyorum. Orada bir kafa dinliyorum. Yani kendime vakit ayırmış oluyorum. Bu bir tatildir. Tatil demek, hani hiçbir şey yapmadan oturmak demek değildir. Bunu bir kere çok iyi anlamak lazım. Şimdi hep verdiğim bir örnek vardır benim. Hayat bisiklet sürmeye benzer. Pedal çevirmeyi bıraktığınız an durursunuz. Bir müddet sonra da düşersiniz. Yani sürekli pedal çevirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla tatilde çocuklar, özellikle velilerimiz bence şuna dikkat etmeliler. Şimdi hayat, dedim ya, bisiklet sürmeye benzer. Bu çocuklara bir meşgale bulmak lazım. Ama bu uğraşılar gene çocuğun hayatına dokunacak uğraşılar olmalı. Yani şunu demek istiyorum. Çocuklar dış hayatı tanımak için çalışmalılar. Mutlaka bir yerde iş yapmalılar. Hani evde oturup... Yani sabah akşam malum telefonlar, işte bilgisayar, tüm aileler de bundan muzdarip zaten. Ki pandemi sürecinin böyle bir olumlu yanı da oldu işin aslına bakarsanız. Şimdi oradan sürekli ders dinlemek zorunda kaldı çocuklar. Sürekliliğinde ne kadar sıkıcı bir şey olduğunu anlamış oldular. Yani bir nebze de olsa o telefonları bir kenara bıraktılar.
Yani sürekli onunla uğraşmak onları sıktı. Evet. Ha, bazı ailelerimiz şöyle düşünebilir, ya hocam sen ne diyorsun? Çocuk eline aldı mı kendisinden geçiyor telefonu falan diye. Tabii insanlar farklı farklı, kişilikler farklı farklı. Yani demem o ki, tatil sürecinde mutlaka çocuklar hayatı tanımak adına bir işte çalışmalılar diye düşünüyorum. Burada şu ayrıntıyı da vermemde fayda var. Hani kendi iş yerlerinde değil. Çünkü orada yine ebeveyn ve çocuk iletişimi devam edecek. Yani bu çocuk mutlaka hayatta, işte işverenin yaklaşımları nedir, gerçek hayat nedir, bunu anlamalı. Anlamak için de bu hayatın içerisine girmeli diye düşünüyorum. Yani bu bir taraftan verdiğiniz örnek çok önemli. Yani ailesinin yanında değil, daha yabancı olduğu, bir taraftan da o kişinin hem toplum arasına girmesi, toplumda bütünleşmesi, kendini keşfetmesi açısından da önemli. Evet. Şimdi hocam, bununla birlikte artık tabii YKS 2022 ile birlikte değişen bazı şeyler de oldu. Öğrencilerin ciddi stresleri de var bu süreç içerisinde, evet, ki siz yakından şahit olmuşsunuzdur, olmaya devam ediyorsunuz. Belki Cuma'ya kadar da aynı şekilde devam edecek bu. Tabii önemli noktalar var. Mesela sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek. Dilerseniz hem bu yeniliklerden bahsedelim, bir de bu YKS 2022 sürecine dair düşüncelerinizi alalım. Evet. Şimdi öncelikle bu sene ben de hem veli hem öğretmenim. Evet. Benim oğlum da YKS'ye girecek. Dolayısıyla bu seneyi hem bir eğitimci olarak hem de bir veli olarak yaşadım. İnşallah birkaç gün sonra sona erecek. Gerçekten çok zor. Şimdi stres dediniz. Bu o kadar önemli bir konu ki. Şimdi zaman zaman şunlara şahit oluyoruz. İşte stresi, heyecanı yok edici işte eğitimler var filan. Böyle çok duyuyoruz bunu. Şimdi stres de heyecan da doğuştan gelen bir duygudur. Evet. Şimdi durum böyleyken bunu içinizden söküp nasıl atabileceksiniz? Heyecan, buna bağlı olarak stres yok edilmez. Yönetilebilir. Evet. Kontrol de, altına alınmaz aslında. Alınabilir mi, yoksa, evet, yönetilir mi daha tanım bu? Yönetilir. Evet. Yani önce şimdi kontrol altına alınması demek onun farkında olmak demek. Evet. Aynen doğa olayları gibi düşünelim. Hı hı. Örneğin işte sel, deprem vesaire. Bunları yok edemeyiz. Bunlar, evet, var olacak. Bunlara ancak bilim ne diyor? Bunları ancak kontrol altına alabiliriz diyor. Evet. Bunlarla alakalı önlemler alınabilir. Dolayısıyla insan bedeni de böyledir. İnsan ruhu da böyledir. Onu yok edemezsiniz, evet, o duyguları. Ancak denetim altına alabilirsiniz. Belki o adrenalini kullanarak daha farklı bir şekilde motive unsuru yapabilirsiniz. Çok kişi şunu söylüyor. Ya işte İrfan Bey diyor, bazen işte sunumlarda görüyoruz diyor, hiç heyecanlanmıyor musunuz? Heyecansız olur mu diyorum. Şimdi ben o mikrofonda işte ilk kelimeyi söyleyeceğim ana kadar benim de kalbim pıt pıt atıyor. Ben de heyecanlanıyorum ama onu kontrol edip bir taraftan motive edici bir şekilde enerjiye dönüştürmeye çalışıyorum, evet, diyorum. İşte bu da belki işte o kontrol altı ya da yönetilebilme durumu da önemli bir nokta. Bunların hepsinin biliyorsunuz eğitimi var. Evet. Evet. Uzmanlık alanı. Şimdi dediğiniz gibi ben de şu anda heyecandan kalbim ne kadar atıyor bilmiyorum yani. Evet. Onu ölçemiyoruz. Ancak bunu şu anda kontrol ediyorum. Evet. Bunun yollarını biliyorum. Hı hı. İşte öğrencilerimize de biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. O heyecanı nasıl kontrol edebilirsiniz? Şimdi kaygı dediğimiz mesele. Hı hı. Bunun hiç olmadığını varsayarsak bunun adı kaygısızlıktır. Evet.
Bilmiyorum izleyicilerimiz hatırlarlar mı? Kaygısızlar diye bir dizi vardı. Evet. Evet. Oradakiler gibi oluruz. Yani hiçbir şey umrunda değil. Biz bunu istemiyoruz. Böyle bir öğrenci düşünelim. Ya sınav varmış, efendim ders çalışmam gerekiyormuş, belli bir hedefi tutturmam gerekiyormuş. Umrunda değil. Şimdi başarı nasıl gelecek bu psikolojiyle? Dolayısıyla kaygısızlığı istemiyoruz biz. Şimdi şurada kaygı. Öncesi kaygısızlık dedik. Bir de aşırı kaygı dediğimiz mevzu var. Bunu da istemiyoruz. İşte yöneteceğimiz kısım burası. Kaygı olduğu müddetçe insan sürekli hareket halindedir. Hı hı. Sürekli plan program yapar. Yani düşünün, hani çok bariz bir örnek, sokakta yürürken bir köpek peşimize düşse ne yaparız biz? Kaçmaya başlarız. Orada doğal olan odur. Bizi o eyleme iten ne oldu? O kaygı oldu. Bana zarar verecek kaygısı oldu. Hayat da böyledir. Eğitimde de bu böyledir. Kaygı olacak ki, örneğin öğrencilerimiz işte YKS'ye hazırlanıyorlar. Evet, ben bir sınava gireceğim. Bu sınavın sonucunda hedeflerim var. Buna ulaşacağım. Aslında İrfan Hocam, asıl hedef, ben bu vesileyle bunu da izah etmek isterim. Buyurunuz. Huzurlu, kaliteli bir yaşam sürmek. Asıl gaye bu. Bize bahşedilen bu yaşam sürecini huzurlu bir şekilde, kaliteli bir şekilde yaşamak. Artı belki de benim neyim dünyaya iyi gelir diye düşünmek, evet, bu manada. Evet, yani kalitenin içerisinde tabii ki o da var. Neler katabilirim, neler alabilirim. yani okullar, üniversite olsun, lise olsun, ortaokul, ilkokul, bunların hepsi birer araç. Asıl amaç kaliteli yaşam, insanlığa faydalı olmak. O yüzden ana hedefimize odaklı düşünmemiz lazım. Şimdi bu vesileyle şöyle bir tavsiyede de bulunmak isterim. Her öğrencimiz şunu düşünsün bir kere. Elini başına koyup ben kendimi 15 yıl, 20 yıl sonra nerede görüyorum? Nerede görmek istiyorum? Bunu kafasında bir canlandırsın. Evet. İşte hedef koymada bu çok önemli bir etkendir. O hedefe göre bu yolu yürüyeceğiz. Ana hedef bu. Ana hedefe ulaşabilmek için ara hedeflerin konulması gerekiyor. Örneğin benim şu anki ana hedefim neydi? Stüdyoya ulaşmaktı. Ben buraya ışınlanmadım. Evet. Ana hedefim buydu. Sabah kalktım, işte elimi yüzümü yıkadım, kahvaltımı yaptım, hazırlıklarımı yaptım, arabama bindim. O yolu aşarak buraya ulaştım. Şimdi ben mesela birçok insanda vardır bu, trafik günümüzde malum berbat. Aynen. Hiç sevmiyorum, trafikte olmayı hiç sevmiyorum. Keşke öyle bir imkanım olsa da ışınlansam gideceğim yere. Burada olmayı da çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Çok sevdiğim bir ortam. Sevdiğim bir ortama ulaşabilmem için sevmediğim o anı, anları yaşamak zorundayım. Evet. İşte bu hayatın bir parçası. Yani çocuklar genellikle diyor ki, ya hocam işte sınav olmasaydı, bu kadar strese girmeseydik. Ya olaya bu açıdan baktığımızda hayatın kendisi bir sınav, sınav zaten. Yani sınavsız hiçbir şey yok. Ha, sınavın içeriği tartışılabilir. Az sonra oraya da geleceğiz. ama bir sınav mutlaka olmalı. Yoksa neye göre seçilecek? Boyuna göre mi? Soyuna göre mi? Tıp fakültesine girecek bir öğrenciden yola çıkacak olursak, hani canımızı emanet ediyoruz. Evet. Bu nasıl belirlenecek? Evet. Dediğiniz gibi belki metotlar değerlendirilebilir, tartışmaya açılabilir, farklı formüller bulunabilir ama o önemli bir nüans. Evet. Şimdi gelelim YKS'ye. Artık yüzdük bu yıl kuyruğuna geldik. Evet. Şimdi 18 Haziran Cumartesi günü
YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye girecek öğrencilerimiz. TYT dediğimiz olay, hani bunu açacak olursak, temel yeterlilik testi anlamına geliyor. Burada alanı her ne olursa olsun bütün öğrenciler, şimdi 4 alandan soru var. Temel matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve fen bilimleri olmak üzere 4 alandan soru sorulacak. 120 tane toplamda soru var. Değişen noktalardan biri, süre uzatıldı. 2022 TYT'de süre 165 dakika ya uzatıldı. Önceden 135 dakikaydı. Yani bu öğrenciler için aslında bir avantajdır. Şimdi tabii bazı ortamlarda ya bu dezavantaj oldu. Özellikle temel bilgisi sağlam olan öğrenciler için işte bir ayrıcılığı kalmadı, ayırt ediciliği kalmadı filan diye. Şimdi tabii bu yine tartışmaya açık bir konudur. Ancak ben her zaman hayat felsefem olarak şunu düşünürüm. Evet, önümüzde bir gerçek var. Ben bu gerçeği lehime nasıl dönüştürebilirim? Yani iyi olmuş, kötü olmuş, benim için dezavantaj olmuş ya da ya bunlara girmeye hiç gerek yok. İşte az önceki bahsettiğimiz stres duygusunu tetikleyen şeyler, yani aşırı kaygı kısmını tetikleyen nüanslar bunlardır. Evet, böyle bir gerçek var. Ben bu gerçeği lehime nasıl çevirebilirim? Öğrencilerime en büyük önerim budur. Bunu düşünmeleri gerekiyor. Sonuçta bu sınavlar bir sıralama sınavı. Üniversitelerin kontenjan sayıları belli. Önemli olan orada başarı sırasıdır. Benim hedeflediğim bölüm ya da bölümler, son 10 yılı incelemelerinde fayda var başarı sırasını. Puanını demiyorum bakın. Başarı sırası. Başarı sırası. Bu internet ortamlarında var. İşte ilk 10 bin, ilk 5 bin, ilk 30 bin gibi. Evet, evet. Çünkü hani örnek veriyorum, işte Pamukkale Tıp Fakültesi. Geçen yıl burayı tercih eden en yüksek puanlı öğrenci, bakın sınavda en yüksek puanı alan demiyorum. Tercih yapan? Evet. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih eden en yüksek puanlı öğrenciden sıralamaya başlıyor sistem. Kontenjanı örneğin 120 kişi, 120. kişi de kesiyor. Başarı sırası neymiş 120. kişinin? Örnek veriyorum 10 bin. Ha, o zaman buradan şu sonuç çıkıyor. Bu 10 bininci kişinin puanı, örnek veriyorum 480 olsun. 500 puan üzerinden değerlendiriliyor ya üniversite sınavları. Ben bu sene 480'i alırsam buraya kesin yerleşirim. Böyle bir mantık yok. Bu sene orayı tercih edip en son sırada yerleşen 10 bininci adayın puanı belki düşecek. Evet. Belki daha yüksek olacak geçen yıla göre. Çünkü bu puanları kim belirliyor? O yıl sınava giren öğrenci profili belirliyor. Evet. Yani şöyle oluyor, diyelim ki bu sene 10 bininci kişi puanı daha düşük de olabilir, daha yüksek de olabilir. Ama başarı sırası burada önemli bir kıstas. Evet. Temel kıstas o. Evet. Temel kıstas o. İşte bunun beraberinde bu başarı sıralarına bakılarak yüzdelik dilimler oluşturuluyor. En son puan geliyor. O yüzden tercihler sürecinde buna çok dikkat edilmeli. Evet. Puanlara göre değil. Yani bir taraftan bakıldığı zaman genel itibariyle öğrenciler tercihlerini yaparken de bu tercihlerini o sıralamaya göre, geçen sene diyelim ki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk 5000'e giren kişi arasından 5000'inci kişi orası tercih etmiş. Demek ki kıstası orası, o belirliyor. Evet. Otomatik olarak puanı da yükseltiyor orası. Evet. Değil mi? Evet. Orasının puanı da yükseltiyor. Evet. Onu da bilemediğimiz için, yani bu yıl hangi puan aralığındaki öğrenciler tercih edecekler. Benim istediğim bölüm hangi puan aralığında olacak, kimler tercih edecek, bunu bilmemiz mümkün değil. Evet.
Ama önceki yılların verilerinden yola çıkarak bunları tahmin edebiliyoruz. Yani öngörüde bulunabiliyoruz. Evet. İşte buradaki en önemli veri de başarı sırası. Onu vurgulamaya çalıştım. En azından buna bir göz gezdirirlerse mutlaka konulacak hedef ya da seçilecek bölüm, fakülte açısından da şey yapabilirler. Kesinlikle. Evet, TYT'de bu seneki değişiklik bu. Süre uzatıldı. İkinci oturum YKS. Hemen ertesi günü 19 Haziran Pazar günü. Buna da AYT deniyor. Alan yeterlilik testi. Burada öğrenciler kendi alanlarına uygun testleri çözecekler. Orada da yine matematik, edebiyat, sosyal, fen bilimleri şeklinde, sosyal 2 şeklinde 4 tane test var. Örnek veriyorum, bir eşit ağırlık TM öğrencisi, Mat 2 diye geçiyor, Matematik 2 diye geçiyor o test. Matematik 2 ve Edebiyat Sosyal testinden sorumlu. Bu iki alandan soru çözecek. O testleri çözmesi gerekiyor. Ha, bu öğrencimiz sözel alandan da tercih yapmak istiyor. İse Sosyal 2 testini de çözecek. Burada en çok karıştırılan mevzu şu. Diyor ki, hocam ben eşit ağırlık öğrencisiyim. Evet, ben matematik 2 ve edebiyat sosyal kısmından testleri çözdüm. Evet, sosyal 2'yi de çözdüm. Sosyal 2'deki doğrularım ya da yanlışlarım, yani sözel puanını oluşturacak testteki doğrularım ya da yanlışlarım, eşit ağırlık alanındaki netlerimi etkiliyor mu? Etkiliyor mu? Hayır. Etkilemiyor. Olumlu yönde de, yani ne arttırıyor puanı ne azaltıyor. Yani ALES sınavı, ALES gibi düşünmeyelim. ALES evet. Oluyor ya, evet. Hani sözel yapıyorsunuz, bir de sayısal yapıyorsunuz. Sayısal da yapmış olduğunuz herhangi bir hata otomatik olarak sözele etki ediyor. Böyle bir durum yok. Yok. Evet. Böyle bir durum yok. Zaten okullarda rehber öğretmenlerimiz bunları anlatıyorlar. Detaylı bir şekilde anlatıyorlar. AYT'de herhangi bir değişiklik yok. Bugüne kadar nasıl yapılmışsa sınav yine aynı şekilde yapılacak. Her iki günde sınavın başlama saati 10-15. Evet, 10-15'te başlıyor. Ama 10-15'te başlıyor diye, ya işte ben 10'da varsam rahat yetişirim. O kapılarda basında, medyada görmüş olduğumuz evet. Lütfen kapıyı açın da girelim durumuyla karşı karşıya kalırız. Şimdi tabii olağanüstü durumlar ayrı bir mevzu ama sonrasında şimdi oradaki görevliler de sonuçta kuralı uyguluyor. Evet. Talimat neyse ona göre hareket ediyorlar. Şimdi hep beraber vah tüh filan diyoruz, bu çocuğun bir yılı ya da kaç yıldır hazırlanıyorsa bu kadar yılı boşa geçti filan diye üzülüyoruz. Evet, gerçekten de üzücü bir durum. Ancak her bireyin o hayat disiplinini, az önce bahsettiğimiz gibi, o hayat disiplinini de oluşturması lazım. Evet. Hayat birçok alanda pardonunu kabul etmiyor. Evet. Acımasız. Biz işte okullarımızda çocukları buna göre hayata hazırlamaya çalışıyoruz. İşte bu anlamda disiplin dediğimiz olaya gene dönüp dolaşıp geliyoruz. Hani disiplin bağırmak, çağırmak falan değil. Disiplin kısaca şudur. Program yap, o programa uy. Uy. Bu kadar net. Sabah saat 7'de kalkacağım de, sabah 7'de kalk. Ama evet. Neden 7'de kalkman gerektiğini bilerek. Bilerek. İşte eğitimde burada da bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle ki, yani bir çocuğa bir bilgiyi veriyorsunuz da o bilgi neden gerekli ona, onu vermiyorsunuz. Şimdi mantık ilkeleri vardır. Hani özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi filan. Bunlardan bir tanesi de nedenselliktir. Yeter sebep ilkesi deniyor ona. Yani benim bir olayı anlayabilmem için onun nedenini yeterli düzeyde biliyor olmam lazım. Onun bilgisine sahip olmam lazım. Evet. Evet.
Şimdi diyelim ki ben programa geciktim. Gecikmediniz bu arada, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. siz benden bir açıklama bekliyorsunuz. Neden bekliyorsunuz onu? Bana ceza vermek için ya da bana serzenişte bulunmak için filan değil. Anlamak için. Evet. Ben de diyorum ki, ya İrfan hocam şu nedenlerden dolayı ben geciktim. eğer gerçekten mantığa uygun nedenlerse, evet hocam diyorsunuz ve o olayı gayet mütevazı bir şekilde karşılamış oluyorsunuz. Ancak hani yavrum ödevini neden yapmadın? Sular kesikti. Sular kesikti hocam. Böyle gerekçeler olsa bu tabii mantıklı gerekçeler değil. Evet. Ondan sonra da yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. O yapmanız gereken de belli. İşte okullarımızdaki ben öğrencilerimize hep bunu söylüyorum. Çocuklar diyorum, kurallar özgürlüğü kısıtlamak için değildir. Düzeni sağlamak içindir. Şimdi düşünün, okulda her bir sınıfın hangi gün, hangi saat, hangi öğretmen tarafından derse girileceği bellidir, değil mi? Giriş çıkış saatleri bellidir. Neden var bunlar? Şimdi böyle bir kural olmadığını, böyle kurallar silsilesi olmadığını varsayarsak, kimin ne yaptığı belli olmaz. Bir kaos durumu. Evet. Ha, o zaman sizin buradaki eğitimden en maksimum düzeyde faydalanmanız için bu kurallar kullanılıyor çocuklar. Trafikte neden kurallar var? Zararı önlemek için. Evet. Yani 160'la giderim, gidemezsin. Yani gidebilirsin, kendine de zarar verirsin, karşı tarafa da zarar verebilirsin. Benim arabam böyle yapılmış, ben hızı yaparım. Evet. Yapamazsın kardeşim. Çünkü sen sadece kendine değil, etrafını da tehlikeye atmış oluyorsun. Onun için hani disiplinden geldik ya buraya. Kurallar disiplini sağlamak ve düzenlemek için, devamını sağlamak için vardır. İşte o öğrencimiz sabah gecikmiş. Neden gecikmiş sınava? Şimdi biz çocuklara onu diyoruz. Çocuklar yatmanız kalkmanız bile bir disiplin içerisinde olsun. Evet. Şimdi burada tabii değişik bilgiler de veriliyor çocuklara. Tabii her bünye farklıdır. O verilen bilgiler, yani en büyük önerim bu olacak çocuklara. Şimdi diyorlar hocam herkes farklı bir şey söylüyor. Kimisi diyor ki rutininizi bozmayın. Kimisi diyor ki işte sınavdan önce şu saatte yatıp şu saatte kalkın filan. Şimdi bir kere değişikliğin, vücut her türlü değişikliği kabul eder. Ama yerinde ve zamanında yapmak koşuluyla. Sınavdan bir ay önce bu düzene başlamışsa bir öğrenci, evet bu değişimi yaşayabilir. Ama sınavdan bir gün önce, birkaç gün önce böyle bir şey yapmaya kalkarsa, tabii vücut bunu reddeder. O alışma süreci henüz oluşmamıştır, olgunlaşmamıştır yani. Bu bakımdan yani kişi kendisini bilir. O verilen bilgiler ortalama bilgilerdir. Kendine göre hareket edebilir. Ama bu da demek değil ki, hocam ben 2'de 3'te yatıyorum, valla sabah 7'de böyle hani dipçik gibi kalkıyorum filan. O da değil. Çünkü vücutunda ihtiyacı olan bir dinlenme süreci var. Bunu bilim söylüyor. Aynen. Belli bir süre içerisinde vücudun dinlenmesi lazım ki hem bedenen hem de zihnen dinç ve diri olunsun. Evet. Şimdi çok özür dilerim. Tabii. YKS 3 kısmında da dil, YDT sınavı var. O da yine 19 Haziran pazar günü saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Onun da süresi 120 dakika. Evet. Şimdi burada bazı tartışmalara da sebep oldu. Tabii spesifik gelebilir bazı meseleler ama şimdi burada mesela sınav puanı baraj uygulaması kaldırılması ne anlam ifade ediyor? Bütün herkes üniversite tercihi yapabilecek deniliyor. Bu az da olsa, yüzeysel de olsa bu konuyla ilgili bilgilerinizi aktarmanızı rica etsem. Tabii ki. Şimdi tabii hiçbir kural kötü olsun diye konulmaz.
Ben az önce söylediğim noktaya dönmek istiyorum bu sorunuzla alakalı. Buyurun. Biz olan değişiklikleri ya da var olan kuralları kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Buna odaklanmamız lazım. Şimdi baraj evet kalktı. Sonuçta üniversitelerin belli kontenjanı var. Özel üniversitelerde dahil olmak üzere Türkiye'de 600 bin civarında öğrenci alıyor üniversiteler. Yani alabileceği öğrenci 650 evet. bin, 50 bin daha öğrenci yok yani. Yok. 600 bin alabiliyor. Evet. Bu da bir barajdır. Evet. Hani ya şuraya bir sıra daha koyalım da hadi bir çocuğu da alalım böyle bir şey yok. Kontenjanlar belli. Dolayısıyla burada öğrencilerimizin neye odaklanması lazım? İlk 600-650 bini bir garantilemesi lazım. Bu da yetmiyor. Ha neden yetmiyor? Çünkü benim hedeflediğim bölüm, az önceki bahsettiğimiz mevzu, kaç binde alıyor? Başarı sıralaması ne? Yani biz kendi yolumuza göre hesabımızı, kitabımızı yapacağız. Yoksa baraj kalkmış, yok yeniden getirilmiş filan bunların bir önemi yok. Hani işin aslına bakarsanız sınav tarihi boyunca sınavın hep adı değişti biliyor musunuz? Evet. Adı değişti. İçerik olarak sorulan dersler aynı dersler. Konular aynı konular. Sadece konuların yerleri değiştirildi. Evet. Farklı formülize edildi belki. Gibi. Evet. Soru sayıları değişti. Oturum sayıları değişti. Ama özünde aynı. Aynı dersler, aynı konular. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Yani ha... ÖSS var değil mi hocam bir ara ÖSS? Evet. Ben o dönemde girmiştim. Evet. ÖSS, ÖYS. ÖYS, evet. Bir de işin ilginç tarafı İrfan hocam o dönemde biz hani o yaş grubunda olanlar iyi hatırlar. Tercihleri sınavdan önce yapıyorduk. Evet. Ya hani karanlığa atış yapıyorsunuz. Ki hani insanın gönlü hep böyle iyi yerler ister. Bu şekilde bir tercih yapıldığını düşünsenize. Oo, gönlümde yatan yerleri yazıyorum evet. Habire. Sınava giriyorum ama evet. Onunla alakası yok. Bir hayal kırıklığı. Dolayısıyla hani şu anda sınavdan sonra yapılıyor olması, puanlar, sonuçlar elimize geldikten sonra yapılıyor olması bir avantaj bana göre. Evet. Şimdi süremizin sonuna da yaklaşıyoruz. Tabii merak ettiğim konular da var. Sohbet çok güzel geçiyor. Şimdi... Öğretmen-öğrenci iletişiminden yola çıkarak şunu da sormak istiyorum. Hep eğitimle öğretimin aynı şeyler olduğu noktasında savunanlar var, bir de bunun karşıtı olanlar var. Şimdi eğitim ve öğretim aynı şeyler midir hocam? Evet, çok güzel bir soru. Hani hem eğitimin hem öğretimin içerisinde olan bir kişi olarak bunu soruyorum. Evet, şimdi eğitim-öğretim tabii ki aynı şey değil ama... Birbirini takip eden noktalar. Yani etle kemik gibi. Şimdi et olmadan kemik hiçbir işe yaramıyor. Evet. Kemiksiz et de yığılıp kalıyor şuraya. Yani birbirini tamamlayan unsurlar. İçerik olarak, şimdi eğitimin, biz eğitim fakültesinde şöyle gördük. Eğitim, insanda istendik davranışlar oluşturma sürecidir. Davranış... Sadece bilgi edinme noktasında olmuyor. Örneğin nerede nasıl konuşulmalı? Bu da bir davranış. Evet. Efendim, yemek yerken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bu da bir davranış. Yani eğitim çok geniş bir, kapsamı çok geniş olan bir kavram. Dolayısıyla eğitim ailede başlar, okullarla devam eder. Bu noktada işte... ailelere çok büyük yükümlülükler düşüyor. Şimdi ailede bir kural yoksa, belli bir düzen yoksa, şimdi bu çocuğu okula geldiğinde nasıl disiplinize edeceksiniz? Eğitim kısmı, yani kısaca olayın bu boyutu. Yani hatta akşamları sofraya beraber oturmak bile bir eğitim, bir disiplin. Tabii. Babam derdi mesela, akşam yemeklerinde tüm aile bir arada olacak. Ya da akşam ezan okunduğunda eve gelecek çocuklar evet, değil mi? Öyle bir şey konulurdu yani. Evet.
ezandan sonra girersen süpürgeyi yersin evet, yani. Yemiyorduk da ama sözü dinliyorduk yani biz bir şekilde. Evet. Hani böyle bir kurallar bütünü olmalı. Bu da çocuklara anlatılmalı. Evet. Ben örneğin hani öğrencilerime, velilerime hep onu tavsiye ediyorum. Diyorum ki bakın kaç aile ferdi varsa birlikte oturun, bir kurallar bütünü oluşturun. Hı hı. Hep birlikte. Hani ben böyle istiyorum, böyle olacak. Dikte etme şeklinde değil. Hani az önce dedik ya yeter sebep ilkesi. Yani o kuralın neden konulduğunu, neden olması gerektiğini çocuk biliyor olmalı. Evet. Nedenselliğe geliyoruz değil mi yine bir evet. taraftan? Hani anneler özellikle bu konulardan çok fevridir, öfkelenir. Senin kafanı kıracağım falan der çocuğa ama hiç çocuğunun evet. kafasını kıran anneye rastlamadık. Orada hani neyi ispat etmeye çalışıyor? Kararlılığı. O şeyi yaparsan ya da yapmazsan o davranışı zarar göreceksin. Bunu ifade etmek için o kararlılığını göstermeye çalışıyor. Dolayısıyla ailede bir kurallar olmalı. Disiplin böyle başlıyor. Eğitim böyle başlıyor. Öğretim ise o yaşam çerçevesi içerisinde bize gerekli olan bilgilerdir. Teorik. Yani kabaca eğitim işin pratik kısmıdır. Öğretim teorik kısmıdır. İşte matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih vesaire. Bu alanları öğrenme kısmına adı üstünde öğrenme, evet, öğrenme. Kısmına öğretim diyoruz. Ancak eğitimsiz öğretim mümkün değil. Hani şöyle kısaca bir örnek vereyim. İşte öğretmen tahtada ders anlatıyor. Çocuklar dinliyor. Kimisi dışarıya çıkmak istiyor. Kimisi arkadaşıyla sohbet etmek istiyor. Bu da işin eğitim kısmıdır. Hani nerede, nasıl davranılmalı dedik ya. Bu da işin eğitim kısmıdır. Şimdi bir öğretmen, ya benim için kimin ne yaptığı önemli değil. Ben burada dersimi anlatıyorum. İsteyen öğrenir, istemeyen öğrenmez. Bu eğitimsiz bir öğretim. Hı. Ve bu ne kadar verimli olur? Hadi o arasına sohbet eden iki öğrenci o anda öğrenmek istemiyor. Ama diğerlerinin dinleme özgürlüğünü kısıtlamış oluyor ve öğrenme hakkını elinden almış oluyor. Dolayısıyla eğitimsiz öğretim mümkün değil. Evet. İşte onun için eğitim, öğretim diyoruz. Öğretim, eğitimin kapsamı içerisinde olmalı. Evet. Çok az bir süremiz kaldı. Bu süre içerisinde de hani yapılır ya tezde sonuç olarak dediğimizde sizler öğrencilere ve ailelere bütün bu tecrübeleriniz ışığında neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi bu konuda da yine çok ahkamlar kesilir, böyle birçok şeyler konuşulur. Ama benim hem kendi hayat tecrübemden hem de eğitim hayatı tecrübemden edindiğim izlenimler şunlar. Şimdi bir kere hani karşılıksız, koşulsuz sevgi deniyor ya, çocukları böyle sevmeleri lazım. Eğer siz sevmek, eğer sınavı kazanırsan sana şunu alacağım. Örnek veriyorum. O zaman çocuk gerçekten sevgi bağı oluştuğu için değil de ben konulan bu hedefe ulaşırsam bana ödül. Bu alınacak, evet. ödül verilecek. Ki siz de biliyorsunuz artık psikoloji bilimi ödül ve cezanın eğitim öğretimde evet. işe yaramadığını hatta zarar verdiğini evet. ortaya koydu. Yani o çocuğun onu yapması gerekiyorsa yapacak. Yani bu hani eğer dediğim kısım, eğer siz sevin dediğim kısım, davranın dediğim kısım şu. Olumlu yönde de olumsuz yönde de. Örneğin çocuk okula gitmek istemiyor. Eğer okula gitmezsen, bu değil. Evlat, okula gitmediğin takdirde, bak kurallar var, devamsızlığın işliyor. O günkü derslerini öğrenemeyeceksin, bu sende bir açık oluşturacak. Bu şekilde de izah etmek lazım. Evet. Şimdi bazı velilerim onu diyor, ya hocam bu kadar şeyi nasıl anlatacağız? Yani hani bu kadar vaktimiz mi var bizim? Ancak şunu gözden kaçırıyoruz, çocuk eğitmek,
gerçekten zor bir iştir. Evet. Bunun bir kitabı da yok. Evet. Ve her çocuk ayrı bir kitap. Evet. Hani diyoruz ya her insan bir dünyadır. Evet. Bu zorluğu, o çocuğu dünyaya getirmişsek, buna vesile olmuşsak, bu zorluğu göze almışızdır demektir. Evet. Bu bağlamda mesela biz de okulumuzda anne baba eğitimi veriyoruz. Evet. Hani nasıl anne baba olunur çocuklara karşı? Ebeveyn eğitimi, evet. Ebeveyn eğitimi, çünkü eğitimin yaşı yoktur biliyorsunuz, öğrenmenin yaşı. Aynen öyle. Yoktur. İkinci olarak en büyük tavsiyem, çocukları asla yargılamayalım. Şimdi eleştiri ayrı bir şeydir, yargılamak ayrı bir şeydir. Önce bu farkı bir ortaya koymak lazım. Yargılamak, hani ben istemiyorum, benim istemediğim halde sen böyle yaptın. Ben odaklı. Karşıdaki de bir birey. Karşıdaki de bir birey. Onu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani neden öfkelendin? Mesela çocuk bağırıyor, çağırıyor. Yavrum neden öfkelendin? Seni ne sinirlendirdi? Bir konuşalım bunu. Ha bunu söyler söylemez hemen çocuk pat diye değişmeyecek. Gene o yüksek perdeden konuşmaya devam edecek. Ama yavaş yavaş ha bak beni dinliyor. Beni anlamaya çalışıyor. Algısı oluşturacak. Böylece iletişimde yoluna girmiş olacak. Evet. Yani yargılamamak lazım. ki hani şu şey çok önemlidir İrfan Hocam biliyorsunuz siz de. İnsan doğduktan 6 saat sonra iki duygu hemen beliriyor. Güven ve sevgi. Evet. Biz bu güveni ve sevgiyi çocuklarımıza veremezsek yani onlardan çok da bir şey beklemeyelim. Beklemeyelim diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, fikrinize, emeklerinize sağlık. Bu kadar tempo içerisinde vakit ayırıp tabii ki sadece burada anlatmaktan öte siz de tecrübe ettiniz. Bir program hazırlanmak birkaç gününüzü alıyor bu manada. Evet, evet. Çünkü aktaracaklarınız da önemli. Nokta atışı yapmanız gerekiyor evet. Burada hem ailelere hem öğrencilere. Çok sağ olun. Sizlere de bu süreç içerisinde kolaylıklar diliyoruz. Hem öğrencilerinizle hem de aileleriyle birlikte umarız güzel bir eğitim yılı geçmiştir ve önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu YKS'ye girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönüllerince olsun. Zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz bu hafta Denizli Gelişim Koleji Kampüs Müdürü ve Eğitim Danışmanı Sayın Ayhan Arıkan hocamızla birlikteydik ve kendisinden çok güzel mesajlar aldık, çok güzel tüyolar aldık. Bizler de aynı şekilde hem şahsım hem Haftaya Bakış ekibi ve DRT ailesi olarak YKS'ye girecek olan tüm adaylara başarılar diliyoruz. Her şey onların gönüllerince olsun ve tabii ki ailelerde netice ne olursa olsun her zaman çocuklarının yanında olsunlar diyoruz. Sürçülisan ettiysek de affola, hoşça kalınız, iyi haftalar diliyorum.